Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 31 Temmuz 2017 Pazartesi. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Yüksek Askeri Şura Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı'nda 2 Ağustos Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Bir günde tamamlanması planlanan toplantıda en önemli konu görev süreleri dolan kuvvet komutanlıklarının durumu olacak. Yüksek Askeri Şura Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısı üzerine 2 Ağustos Çarşamba günü toplanacak. Çankaya Köşkü'nde yapılacak toplantı bir günde tamamlanacak. Toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki çalışmaların yanı sıra albay ile general ve amirallerin terfi ve atamaları da gündeme gelecek. Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Recep Aktağ ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül toplantıya ilk defa katılacak. Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına Başbakan Yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini alacak. Şura toplantısında en önemli konu görev süreleri dolan kuvvet komutanlarının durumu olacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın durumları Şura'daki atama ve terfilerle belirlenecek. Mevcut kanun, görev süreleri dolan kuvvet komutanlarının görev sürelerinin uzatılmasına imkan tanıyor. Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramiraller 2 yıl bu görevde kalabiliyor. Bu süre kararname ile birer yıl olmak üzere yaş haddine kadar uzatılabiliyor. Şura toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde devam ediyor. Son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirilirken savaş uçakları bir kez daha Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini vurdu. İran kuzeyindeki Zap bölgesinden sınır birliklerine eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terörist hedeflere 2 ayrı hava harekatı düzenlendi. Terör örgütün ID-7 hedefin imha edildiği operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı da terörle mücadeledeki son bir haftalık bilançoyu açıkladı. Buna göre 24-31 Temmuz tarihleri arasında 11'i teslim, 7'si sağ ve 17'si ölü olmak üzere toplam 35 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde düzenlenen toplam 1157 operasyonda PKK ile bağlantılı 243 şüpheli gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari ve Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınakların tespit edildiği operasyonun da görüntülerini paylaştı. Sığınaklar kontrollü şekilde imha edildi. Hakkari'de silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan sözleşmeli Ersemih Akyıldız'a bugün veda edildi. Şehit asker memleketi Kütahya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hakkari'de silah arkadaşının silahından yanlışlıkla çıkan kurşunlarla şehit olan sözleşmeli Ersemih Akyıldız Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı. Akyıldız için Ulu Cami'de düzenlenen törende ailesi büyük acı yaşadı. Şehidin babası Ahmet ve annesi Ümmühan Akyıldız törende güçlükle ayakta durabildi. Fenalaşan babaya sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin Merzifon'da görev yapan Havacı Assubay ağabeyi İsmail Akyıldız'ı, törene katılan Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar teselli etmeye çalıştı. 26 yaşındaki şehit Akyıldız'ın 2015 yılında göreve başladığı ve İzmir Foça'dan kısa süre önce geçici görevli Hakkari'ye gittiği öğrenildi. Şehidin naaşı kılınan namazın ardından hava şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Allah.
Türkiye'nin İdlib'de terör örgütü El-Kaide'nin yapılanmasına göz yumduğunu öne süren Amerikan Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McCark'a Ankara'dan tepki geldi. Washington'da bir düşünce kuruluşunda konuşan McCark, Türkiye sınırının yanı başında El-Kaide barınma alanı oluştuğunu öne sürerek, Ankara'yı binlerce yabancı savaşçı İdlib'e giderken gözünü başka tarafa çevirmekle suçlamıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada McCark'ın ifadeleri provokatif olarak nitelendiği ve açıklamalara yönelik tepkimiz üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş ve protesto edilmiştir denildi. Açıklamada terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta bulunmasının altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün olabileceği de kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan kişilere yönelik olumsuz davranışlarda bulunan personelin gözaltına alındığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin askerler tarafından dövüldüklerini içeren görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Suriyelilere kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan personel gözaltına alınmıştır denildi. Personelle ilgili idari ve adli işlem başlatıldığı da açıklandı. Askerler tarafından dövülen 4 kişinin ise tedavilerinin ardından sınır dışı edildiği kaydedildi. Ana muhalefet CHP, adalet yürüyüşünün ardından adalet kurultayı düzenliyor. Çanakkale'de 26 Ağustos'ta yapılacak kurultay 5 gün sürecek. Parti sözcüsü Bülent Tezcan, kurultayın da yürüyüş gibi partiler üstü olacağını söyledi. Türkiye'de adalet yok edilmiştir. Hep birlikte öldürülen adaleti yeniden diriltmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz. CHP adalet yürüyüşünün ardından bu kez adalet kurultayı düzenliyor. 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de 5 günlük bir adalet kurultayı yapacağız. Neden kurultay? Çünkü tarihimizde atalarımız bütün büyük devlet meselelerini ve toplumsal sorunları kurultaylarla çözmüşler. Bu kurultay bir partinin kurultayı değil. Bu kurultay partiler üstü bir kurultay. CHP Salı günü başlayacak Akıncı üstü davasına da müdahil olmak istiyor. Biz darbenin siyasi ayağının bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Nereye uzanırsa uzansın, kime uzanırsa uzansın, sorumluluk sahibi olan, sorumlu olan, daha doğrusu sorumlu olan herkesin hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Tezcan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim için AK Parti teşkilatlarından araştırma yapılmasını istediği iddiası da soruldu. Bir erken seçim tartışması ne kadar gündeme gelir onu bilmiyorum. Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Sayın Erdoğan'ın yorgunluğu Türkiye'yi yoruyor. O yüzden bu yorgunluktan çıkmanın yolu Türkiye'de hızla ve acil bir iktidar değişikliğinden geçiyor. Tezcan'ın gündeminde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yapılan saldırı da vardı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerde rant çetelerine fırsat verilmeyecektir. Sayın Yılmaz Büyükerşen sadece Türkiye'de değil dünyada marka olmuş bir belediye başkanımızdır. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında ölü bulundu. Başından tabanca ile vurulmuş olarak bulunan Çalışkan'ın intihar ettiği açıklandı. İstanbul Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında beylik silahı ile intihar etti. Sabah saatlerinde Hakan Çalışkan'ın makamına giren görevli bir polis, Çalışkan'ı yerde hareketsiz yatarken bulunca 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne gelen sağlık ekipleri, Emniyet Müdürü Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulunurken İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Çalışkan'ın incelemelerinin ardından İstanbul Emniyetinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Hakan Çalışkan'ın henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı beylik silahı ile intihar ettiği olay yeri incelemesinden anlaşılmıştır denildi.
Çalışkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3. sınıf emniyet müdürü olan Hakan Çalışkan, 26 Aralık 2016 tarihinde emniyet müdürü Hakan Er'in yerine Silivri'ye emniyet müdürü olarak tayin olmuştu. İki çocuk babası Çalışkan, özellikle uyuşturucu konusunda ilçede büyük hassasiyet göstermesiyle biliniyordu. Şanlıurfa'da elinde orakla Atatürk heykeline saldıran seyyar satıcı Mehmet Malbora, Atatürk'ü temsil eden heykele zarar vermek suçundan tutuklandı. Siverek'te jandarma komutanlığının karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtının kaidesine çıkan zanlı, elindeki orakla heykele zarar verdi. Polis tarafından gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk büstüne saldırının rüyasında kendisine tebliğ edildiğini iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen Malbora, Atatürk'ü temsil eden heykele zarar vermek suçundan tutuklandı. Sayın seyirciler, Türkiye ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %2.3 artarak 13 milyar 166 milyon dolara yükseldi. İthalatı ise %1.5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da %9.1 azalışla 6 milyar 11 milyon dolara düştü. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2016'da %66.1 iken 2017 Haziran ayında %68.7'ye yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2.5 arttı. Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı %47.5'a yükselirken en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'yı Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere takip etti. En fazla ithalat yapılan ülke yine Çin olurken Almanya ikinci sırada, Rusya ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin turizm geliri de ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %8.7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar oldu. Hükümetin tasarım ve ARGE teşvikleriyle tekstil sektörü katma değeri yüksek ürünlerin yatırımına yöneldi. Türkiye'nin artık ucuz ürün grubundaki bir oyuncu olmadığını söyleyen Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İlacatçıları Birliği Başkanı Şenol Şankaya sektörün sınıf atladığını kaydetti. Şankaya'ya göre giderek artan markalaşma ile sadece ihracat değil, ürünlerin katma değeri de artacak. 10 sene evvele baktığımız zaman biz 16-18 dolarlardaydık kilo başı ihracatımız. Şu anda geldiğimiz nokta 24-26, yani bayağı ciddi bir şekilde artış var. Son dönemde ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla hazır giyim sektörü sınıf atladı. Çok ucuz ürün grubunda Türkiye daha çok büyük oyuncuydu. Fakat artık o ucuz mallar daha çok Bangladeş'e, işte Pakistan'a, Uzak Doğu'ya kaydı. Biz de daha katma değerli ürünlere, daha markalarla, yani marka olarak da yani çok değerli ve lüks segmentteki markalarla çalışmalara başladık. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı ve Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, hükümetin tasarım ve ARGE teşvikleriyle sektörün katma değerli üretime ciddi yatırımlar yaptığını söyledi. Bu teşviklerin hepsi yerinde teşvikler. Ve bunların da meyvelerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada iki tane hedef olacak o büyük rakamlara ulaşmak için. Burada markaların çok büyük rolü olacak. Yani ve biz bunu Türkiye'de de son zamanlarda çok güzel izliyoruz. Şankaya'ya göre markalaşmayla sadece ihracat değil, ürünlerin katma değeri de artacak. Bu markalar çoğaldıkça onların yaptığı ihracat da bizim yapmış olduğumuz ihracatın yanına koyduğumuzda bizim o kilo artışını da oradan yakalayacağız. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ayağına pranga vurmaya çalışanların başarılı olamayacağını söyledi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı tamamlanan ürün toplama merkezinin açılışında konuşan Çavuşoğlu, "Mücadeleyi bırakmayacağız, düşmanımızı da bileceğiz, dostumuzu da tanıyacağız" dedi. İnegöl tarımına katkı sağlayacak, çiftçimize destek verecek,
Çok önemli çalışmalara hep beraber imza attık. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı tamamlanan Kurşunlu Mahallesi Ürün Toplama Merkezi törenle hizmete açıldı. Günümüzde de en çok şikayet edilen konu, efendim tarlada 5 1 lira, pazara gidiyor 5 lira. Malı ucuza gidiyor. Bu sadece bölgemizin değil, Türkiye'nin de en önemli sorunu. Yapılacak iş de üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecek kısa bir yol oluşturmak. Yıkılan eski hal binasının yerine yaptırılan ürün toplama merkezinin açılışına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı. Bizim kadrolarımız yola çıktığı zaman bir takım sözler ve söylemlerde bulundular. Şükürler olsun ki geldiğimiz noktada birçok şeyi başarmanın huzur ve gururunu yaşıyoruz. Çavuşoğlu, Türkiye'nin önüne çıkarılan engellere rağmen hedeflerine ulaşacağını söyledi. Bakmayın siz bugün Türkiye'nin ayaklarına pranga vurmaya çalışanlara. Onların derdi Türkiye'nin uçuşa kalkmak üzere olan ayaklarını bir an evvel yere yeniden indirmek. Ama başaramayacaklar. Mücadeleyi bırakmayacağız. Birbirimize kenetleneceğiz. Ufak tefek şeyleri görmezden geleceğiz. Düşmanımızı da bileceğiz, dostumuzu da tanıyacağız. Ama her şeyden önemlisi istikametimizi belirleyeceğiz. Kurşunlu Ürün Toplama Merkezi'ni gezdikten sonra vatandaşlarla birlikte sofraya oturan Çavuşoğlu'na pilav ve ayran ikram edildi. Bursa-Mudanya yolunda yaşanan trafik çilesinin ardından geçit kavşağı bir kez daha kapatılıyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi bugün yaptığı toplantıda kavşağın çarşamba gününden itibaren yeniden kapatılmasına karar verdi. Mahkeme kararıyla açılan geçit kavşağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME tarafından ikinci kez kapatılıyor. UKOME kavşağın çarşamba gününden itibaren yeniden kapatılması kararı aldı. Bursa-Mudanya yolu üzerinde her gün binlerce aracın geçtiği geçit kavşağı 1,5 yıl önce UKOME kararıyla kapatıldı. Ancak Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde aldığı kararın ardından kavşaktaki döner ada yeniden açıldı. Ben devamlı bu yolu kullanıyorum ama yoğunluk olur bence hiç iyi olmadı yani. Kavşağın yeniden açılmasından sonra araç yoğunluğu bineli konutlara kadar uzadı. Sürücüler durumdan şikayetçiydi. Millet alışmıştı kapalıyken, şimdi açıldı, trafik sorunu biraz daha çoğaldı. Korkunç yani, rezalet. Tam alışmıştık, tekrar eskiye dönüldü. İnşallah gene sonraki haline döner. UKOME'nin Temmuz ayı toplantısında kavşaktaki durum yeniden değerlendirildi. UKOME, bölgedeki araç sayımlarının tamamlanmasının ardından geçit kavşağının bir kez daha kapatılması kararı aldı. Kavşaktaki döner ada çarşamba gününden itibaren yeniden kapatılacak. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Park içinde açılan buz pateni pisti gençlerin yeni buluşma adresi oldu. Sadece gençler değil, farklı bir deneyim yaşamak isteyen her yaştan vatandaş pistin yolunu tutuyor. Amacımız burada 12 ay boyunca buz pateni yapılabilsin. Bursa, spor kenti Bursa'ya gerçek anlamda değer katsın. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Park'ta açılan buz pateni pisti gençlerin toplanma merkezi oldu. Buz dansı ve buz hokeyi kurslarının yanı sıra farklı bir deneyim yaşamak isteyen Bursalılar piste akın ediyor. Buradaki tüm ekibimizle birlikte, burada kurulan sistem ve buradaki antrenörlerimiz, hocalarımızla birlikte buraya gelen gençlerimize her türlü hem eğitim veriliyor hem burada buz pateni yapmak isteyen herkes gelip buz pateni yapabiliyor. Pistin 12 ay boyunca kullanılabilmesi için üzerinin kapatılacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'yı sporda da marka kent haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Gerçekten örneği az bulunan bir paten pistimiz ve ileride üst örtüsü de yapılarak daha da kullanışlı hale gelecek. Burada buz patenini sevenleri, tüm sporcularımızı, spora meraklıyı 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Astrofest 2017 gökyüzü tutkunlarını Uludağ'da bir araya getirdi. 3 gün süren etkinliğe katılanlar hem teleskoplarla gökyüzünü inceledi hem de bilim adamlarından uzayla ilgili bilmediklerini öğrendi. 3 gün boyunca gökyüzü tutkunlarını Uludağ'da bir araya getiren Astrofest 2017 renkli görüntülere sahne oldu. Ver onu bakayım.
Bu nereye ayarlı? Gökyüzü Festivali'nin son gününde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Uludağ'daydı. Burada. Evet. Şu an neyi gözlemliyoruz? Bu yıl Uludağ'da üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Astrofest buluşması. Bir yandan eğlence, bir yandan geziler, her türlü etkinliklerle dolu dolu geçen ve aynı zamanda bilimsel çalışmaların yapıldığı güzel bir organizasyon. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan bilim adamları da meraklılarına uzay ve gezegenlerle ilgili bilgiler verdi. Burada bilime yönelik tüm üniversiteler başta olmak üzere tüm kurum kuruluşlarımızla birlikte NASA'dan, TÜBİTAK'tan, kurumlarımızdan, değerli hocalarımızın katılımıyla birlikte burada 7'den 70'e tüm bilime meraklı insanlar bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Festivale beklenenden daha çok gökyüzü tutkununun katılması Altepe'yi sevindirdi. Bilim toplumu olma yolunda her geçen gün gelişen bu çalışmalara dediğimiz gibi inşallah daha da katkı sağlayacağız ve bu konuda öncüsü olmaya, örnek olmaya da devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi Teferruç projesi için hak sahipleriyle görüşmelere başladı. Projenin ilk etabında 344 konut inşa edilmesi planlanıyor. Bizim modelimiz insanlarımızla uzlaşarak kentsel dönüşümü teşvik etmek. Uzlaştığımızda terazi hiç kimsenin lehine kaymaz. Yıldırım'da kentsel dönüşüm Teferruç'e uzanıyor. Teferruç'te iki etap halinde planlanan dönüşüm çalışması öncesi Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali bölge sakinleriyle bir araya geldi. Biz bir değer oluşturuyoruz bu projeyle. O değeri oranın çilesini çeken, orada yaşayan vatandaşların alması lazım. Hak sahiplerine projeye ilişkin bilgi veren Edebali, bölgenin çehresinin değişeceğini söyledi. Konutlarla birlikte sosyal donatı alanlarına ihtiyacımız var. Geniş yollara ihtiyacımız var. Yeşil alanlara ihtiyacımız var. Teferruç Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı 33.678 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bölgedeki 2.156 vatandaşın güvenli konutlarda oturmasını sağlayacak proje çerçevesinde 134 olan konut sayısı 344'e çıkacak. 17.370 metrekarelik alanda turizm bölgesi olarak projelendirildi. Kamuoyunda tartışmalara neden olan müftülere nikah yetkisi verilmesine bir tepki de Bursa'dan geldi. CHP'li kadınlar tasarının laiklik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek geri çekilmesini istedi. Evlilik akdinin müftülerce yapılmasının önünün açılması, din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasıdır. Bu da laiklik ilkesine aykırıdır. Müftülere resmi nikah yetkisi verilmesini öngören kanun tasarısına CHP Bursa İl Örgütü'nden tepki geldi. CHP Bursa Kadın Kolları üyeleri tasarının geri çekilmesini istedi. Bu düzenlemeyi derhal geri çekin. Bugün daha net görüyoruz ki siyasi iktidarın son yıllarda dava dediği şey laik düzenin yıkılması davasından başka bir şey değildir. Basın toplantısına katılan CHP Bursa İl Genel Sekreteri Muharrem Orda, uygulamanın yeni çocuk gelinler yaratacağını öne sürdü. İslami değerlere göre çok küçük yaşta çocukların evlendirilmesinin caiz olduğunu, buna da karar verecek olan makamın müftüler ve din görevlilerinin olacağını da adımız gibi biliyoruz. Bu nedenle de kaygımız buradan kaynaklanıyor. Bursa Devlet Hastanesi'nde nikah heyecanı yaşandı bugün. Düğünlerine bir hafta kala trafik kazası geçiren çift hastane odasında dünya evine girdi. Adınız, soyadınız? Gökçe Dinç. Evet, evine. Her şeye rağmen yine çok şükür hayattayız. 5 Ağustos'ta düğünümüz vardı. Kazadan dolayı şimdi mecbur erteliyoruz. Ama nikah en azından hastanede yapalım dedik. Bursa'da düğünlerine bir hafta kala trafik kazası geçiren çift hastane odasında birbirlerine evet dedi. Sayın Samet Dinç Beyefendi'yi eş olarak kabul ettim ben. Evet. Gökçe Ün ve Samet Dinç düğün davetiyelerini dağıtırken İnegöl Mezitler mevkiinde bulundukları otomobilin takla atması sonucu yaralandı. Benim ayak bileğimle şu kemik kırıldı, kalça kemiği kırıldı. Davetiye dağıtmaya gidiyorduk İnegöl'den dönüşte maalesef kaza oldu.
Doktorlar Samet Dinç'in 6 ay ayağa kalkamayacağını söyleyince 5 Ağustos'taki düğün iptal edildi. Ancak 31 Temmuz'daki nikahı iptal etmeyen çift hastane odasında evlendi. Nikahımızı hastanede kıymak istedik olanlardan ötürü. Üzücü ama mutluyuz yine de. Çifti mutlu gününde düğün için İsviçre'den gelen misafirleri, yakın dostları ve hastane yönetimi yalnız bırakmadı. O arabadan kurtulmaları mucize yani. Onların sevgililerinin önüne Rabbim de yani acıdı. Hiçbir şekilde onları ayırmak istemedi. Sevgiler için çok mücadele verdiler. Onun için bugün de yani nikahlarını hiçbir şekilde ertelemek istemediler. Nikah memuru aile cüzdanını geline verdi. Bursa polisi uyuşturucu tacirleriyle mücadeleyi sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda silah ve uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele ekipleri ihbar üzerine 3 adrese baskın düzenledi. Adreslerle şüphelilere ait otomobilde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 50 gram metamfetamin, 15 gram esrar ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bombalı tüfek ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay Şirin Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişi birbirlerine bıçakla saldırırken taraflardan birinin arkadaşı da pompalı tüfekle ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaralı yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Düzce'de gelin arabasına daha yakın olmak isteyen iki sürücü arasında yol ortasında kavga çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kadına bak. Düzce'de gelin arabasının arkasından gitmek isteyen iki sürücü tekme tokat kavga etti. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde yapılacak düğüne giden konvoyda gelin arabasına daha yakın olmak isteyen iki sürücü arasında gerginlik çıktı. Kim kime vuruyor? D100 Karayolu Abant kavşağında duran iki sürücü araçlarından inerek tartışmaya başladı. Ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aynı düğüne katılan taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Nereden geldi? Kavga diğer aile fertlerinin araya girmesiyle sona erdi, düğün konvoyu yola devam etti. Ordu'nun Ünye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için denize giren 5 kişiden ikisi boğularak hayatlarını kaybetti. Sakarya ve İstanbul'dan da boğulma haberleri geldi. Hava sıcaklıkları yeniden arttı. Boğulma haberleri de ardı ardına geldi. Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Kerem Ateş'i kurtarmak isteyen arkadaşları akıntıya kapıldı. Mehmet Karagöz, Ahmet Arslan, Mustafa Kılıç Arslan, Tayfun Kement ve 15 yaşındaki Sıraçan Elçi vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 5 kişiden durumu ağır olan Mehmet Karagöz ve Tayfun Kement kurtarılamadı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren 25 yaşındaki Osman Aydınlı da bir anda gözden kayboldu. Sahildeki can kurtaran ve yakınlarının yardımıyla sudan çıkarılan Aydınlı, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. İstanbul'un Samatya sahilinde denize giren kız çocuğu da boğularak hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Aynur Akkuş'un denizde gözden kaybolduğunu fark eden ailesinin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından Akkuş'a ulaşıldı. Dakikalarca kalp masajı yapılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Bakırköy'de denize giren 41 yaşındaki İran uyruklu Mustafa Hoseini de suda kayboldu. Yeri de oteldeymiş, WhatsApp'tan atacaklar. İki çocuk babası Hoseini'nin ülkesinde can kurtaran olarak görev yaptığı öğrenildi. Hoseini'yi arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ta orta refüje çarparak takla atan otomobilden yola fırlayan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü, otomobil sürücüsünün 2.20 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Zonguldak'ta alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü ölüme davetiye çıkardı. Kaza yapan otomobilden fırlayan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Adını söyle. Batuhan Karakaş. Kaza Ereğli-Alaplı Karayolu Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Ereğli'den Gülüç istikametine giden 28 yaşındaki Emre Öztürk'ün kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan araç takla attı. Batu burada, Emre abi nerede? Kazada sürücü Öztürk hafif yaralanırken otomobilden fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş feci şekilde can verdi. Sen çarptın mı? İkiniz mi zayıflıyorsunuz? Beraber. Arkadaşım. Arkadaşım. Ayakta zor duran sürücünün ise 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ambulans gelmiyor mu? Geliyor, geliyor. Batuhan sen misin? Ben sürdüm abi. Batuhan sen misin? Yok, Emre'yim ben. Ölen gencin ailesi kaza haberiyle olay yerine koştu. Oğullarının ölüm haberini alan anne ile baba sinir krizi geçirdi. Kurtar! Baba öldü, baba öldü. Baba öldü, baba öldü. Yapma onu! Acılı anneye ambulansta müdahale edilirken 20 yaşındaki gencin cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 5 ev yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 5 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi. Aşağı yandı ya kancası. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağ Çatağı köyünde gece yarısı terk edilmiş bir evin samanlığında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin bitişik olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek diğer evlere de sıçradı. Köyü saran alevler karşısında paniğe kapılan vatandaşlardan bazıları yangını izlerken bazıları da taşıdıkları su kovalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangında Mehdi, Cahit ve satılmış Çalışkan'la Bayram ve Ali Hakçı'ya ait evler küle dönerken 5 samanlık ve 2 tarım makinesi de tamamen yandı. Yanan evlere komşu 5 evde de küçük çaplı hasar meydana geldi. Ne olacak? Yazdırırsan tamam. Körfez'de gerilimi tırmandıran Katar krizinde tansiyon bir kez daha yükseldi. 4 Arap ülkesi terör gruplarına maddi desteği bırakma şartıyla diyaloğa hazır olduklarını açıklarken Katar'ın Kabe girişimine Suudi Arabistan'dan sert yanıt geldi. Suudi yönetimi Mekke'yi uluslararası statüye sokma çabalarını savaş ilanı olarak niteledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Dışişleri Bakanları Katar krizini görüşmek üzere Bahreyn'de toplandı. Dört ülkenin dışişleri bakanları, Doha yönetiminin terör gruplarına maddi desteği bırakma şartıyla Katar'la diyaloğa hazır olduklarını açıkladı. İstidadaha lilhivar ma'a Katar. Toplantının ardından hazırlanan ortak bildiriyi okuyan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Katar'a yerine getirmesi için verdikleri 13 maddelik listenin de halen geçerli olduğunu söyledi. Ancak Katar'ın Müslümanların en kutsal mekanı olan Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için yeni bir girişim başlattığı haberi tansiyonu yükseltti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Katar'ın Mekke'yi uluslararası bir statüye sokma talebinin saldırgan bir tutum olduğunu öne sürerek bu krallığa savaş ilanıdır ifadesini kullandı.
İddiaları yalanlayan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani ise ülkesinin Kabe'ye uluslararası statü verilmesini talep etmediğini söyledi. Bahreyn'de dört ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı toplantıyı da değerlendiren Al Sani, toplantının önceki çelişkilere yenilerini eklediğini savundu. Terör örgütü Eş-Şebap, Somali'de barış gücüne hedef aldı. Ülkenin güneyinde düzenlenen saldırıda 10 barış gücü askeriyle bir Somali askeri yaşamını yitirdi. Doğu Afrika ülkesi Somali yine kanlı bir terör saldırısına sahne oldu. Hedefte bu kez Afrika Birliği barış gücü vardı. Başkent Mogadişu'nun 140 kilometre güneyindeki Golven köyünde barış gücü misyonuyla Somali ordusuna ait bir askeri konvoya terör örgütü Eş-Şebap tarafından ağır makinalı silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Afrika Birliği Somali misyonunda görev yapan 10 barış gücü askeriyle bir Somali askeri yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin konvoya saldıran Eş-Şebap militanlarına karşılık verdiği, çıkan çatışmada 8 teröristin öldürüldüğü de kaydedildi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir polis karakolu yakınlarında pazar günü bombalar açtı düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmiş, 12'den fazla kişi de yaralanmıştı. Venezuela'da hafta sonunda yapılan seçimler ülkede aylardır devam eden krizi daha da derinleştirdi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni anayasayı yazacak olan kurucu meclisi belirleyecek seçimin ardından zaferini ilan ederken, protesto gösterilerinde çıkan olaylarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da kurucu meclis üyelerini belirleyecek tartışmalı seçimler şiddet olaylarını da beraberinde getirdi. ...19 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılım %41 olarak gerçekleşti. Katılım oranını büyük başarı olarak niteleyen devlet başkanı Nicolas Maduro zaferini ilan etti. Hükümeti tek partili otoriter bir sistem kurmayı amaçlamakla suçlayan muhalefet ise seçimleri boykot etti. Maduro yönetimini hile yapmakla suçlayan muhalefet lideri Enrique Capril... Seçimlere katılım oranının sadece %11 olduğunu öne sürdü. 545 üyeli kurucu meclisin belirlendiği seçimler sırasında sokaklarda şiddet görüntüleri vardı. Halkın seçim merkezlerine gitmesini engellemeye çalışan gruplar bazı güvenlik noktalarıyla polis merkezlerine bombalı saldırılar düzenledi. Sokakların savaş alanına döndüğü olaylarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında polislerle 13 ve 17 yaşında iki çocuk da bulunuyor. Muhalefetin çoğunlukta olduğu parlamentonun yerini alacak olan kurucu meclisin hafta ortasında göreve başlaması bekleniyor. Amerikan yönetimi daha önce seçimlerin düzenlenmesi halinde Venezuela'ya ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Peru, Costa Rica ve Panama'nın da aralarında olduğu birçok Güney Amerika ülkesi ve Avrupa Birliği de seçim sonuçlarını tanımayacağını duyurmuştu. Almanya'nın Köln kentinde Ren Nehri'nin üzerinden geçen teleferik arıza yaptı. Metrelerce yükseklikte saatlerce mahsur kalan onlarca yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar. Saatlerce kurtarılmayı beklediler. Almanya'nın Köln kentinde Ren Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan teleferik hattı, bir aracın destek ayaklarından birine çarpması sonucu arıza yaptı. Teleferik hattı durunca kabinlerde bulunan yaklaşık 100 yolcu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri 40 metre yükseklikte mahsur kalanları kurtarmak için nefes kesen bir operasyon düzenledi. Hatta tırmanarak tek tek kabine giren görevliler yaklaşık 4 saat süren operasyonda tüm yolcuları sağ salim yere indirdi. 1957 yılında açılan ve 50 kabinden oluşan sistem, saatte ortalama 2000 kişiyi taşıma kapasitesine sahip. Teleferik hattı özellikle turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Sinema dünyasından bir yıldız daha kaydı. Fransız oyuncu, senarist ve yönetmen Jean Moroduc 89 yaşında hayata veda etti. Fransız aktrist bir dönem Avrupa sinemasına damga vuran isim olarak biliniyordu. Fransız sinemasının en önemli isimlerinden François Truffaut'un Jules ve Jean filmindeki unutulmaz performansıyla akıllara kazınan oyuncu Jean Moreau 89 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini Cannes Film Festivali Başkanı Pierre Lecour Twitter hesabından duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı paylaşımda "Onu kaybettik ama sesi, vizyonu ve dehası hep baki kalacak" ifadesini kullandı. 23 Ocak 1928'de Paris'te doğan Moreau, 60'lı yıllara damgasını vuran Fransız yeni dalga sinemasının en önemli figürlerindendi. Moreau, 1960 yılında Peter Brook'un yönettiği 7 Gün 7 Gece filmiyle Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Fransız oyuncu, Truffaut'un yanı sıra Jean Cousteau, Jean Genet, Orson Welles ve Marguerite Duras gibi önemli isimlerle birlikte çalıştı. Ünlü oyuncu Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, Orson Welles, Louis Buñuel, Elia Kazani, Rainer Werner Fassbinder ve Wim Wenders gibi yönetmenlerle başarılı filmlere imza attı. Şarkıcı olarak da bir hayli başarılı olan Moreau birkaç albüm çıkarttı. Frank Sinatra ile birlikte Carnegie Hall'de sahne aldı. Son haberimizde efendim, olay ana haberi burada noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından spordaki gelişmelerle bu kez karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.